Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekkiye 11. sefir 76. kısım. Vasıl, nefesler aleminin adamları, rical. Nefesler aleminin ricaline yani adamlarına gelirsek şimdi onları zikredeceğim. Onlar Davut Aleyhisselam'ın kalbi üzerindeki kimselerdir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Onları Davut'un kalbiyle ilişkilendirdik ve bazen bu nitelikle daha önce de bulunabilirler. Bununla kastedilen şudur. Onlarda tek tek ortaya çıkan hal, bilgi ve mertebelerin hepsi Davut'ta toplanmıştı. Bütün bu alemler ile karşılaştım. Onlarla arkadaşlık yaptım. Kendilerinden yararlandım. Onlar kendilerini aşmadıkları bir takım mertebelerde artma ve eksilme kabul etmeyen sayılarla bulunurlar. Allah izin verirse hepsini zikredeceğim. Onlardan birisi de gayb adamlarıdır. Yani ricalül gayb. Onlar 10 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Onlar huşu yani korku sahibidir. Dolayısıyla sadece fısıltıyla konuşurlar. Bunun nedeni bütün hallerinde Rahman'ın tecellisinin etkisi altında olmalarıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Sesler Rahman karşısında susar, artık sadece fısıltıyla konuşurlar. Bu kişiler bilinmeyen gizlilerdir. Hak onları yerinde ve göğünde gizlemiştir. Dolayısıyla Hak'tan başkasıyla konuşmadıkları gibi ondan başkasını da görmezler. Onlar yeryüzünde vakarla yürür. Bilgisizler kendilerine hitap ettiğinde selam derler. Onların kapısı haya duygusudur. Konuşurken sesini yükselten birini duyduklarında ürkerler ve şaşırırlar. Bunun nedeni halin onları etkisi altına almış olmasıdır. Onlar kendilerinde korku ve haya duygusunu meydana getiren tecellinin herkesçe görüldüğünü zanneder. Onlar Allah-u Teala'nın kullarına peygamberin yanındayken seslerini kısmalarını emrettiğini görürler. Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden yükseltmeyiniz. Onunla birbirinizle konuştuğunuz gibi yüksek sesle konuşmayınız. Yoksa amelleriniz boşa gider. Peygamber Allah'ın vahyini bildiren bir tebliğci iken o konuşurken onun sesinin karşısında seslerimizi yükseltmemiz yasaklandı ve böyle bir davranışın amellerimizi geçersiz kılacağı bize bildirildi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i dinlerken seslerimizi kısmamız daha da önemlidir. Allah şöyle der. Kur'an-ı Kerim okunurken onu dinleyiniz, kulak veriniz, belki merhamete mazhar olursunuz. İşte bu gayb adamlarının makamını belirtmiş olduğumuz halleridir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bu ölçüyle Kur'an-ı Kerim'den ayrıldığı gibi bizim sözlerimiz yine bu ölçüyle Peygamber'in sözlerinden farklılaşır. Dini bir meselede vera sahipleri bir tartışma yapabilir. Rakiplerden biri Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis aktarır. Dinleyen kişi ise hadis aktarılırken sesini kısar. Allah karşısında huzur sahibi olan vera sahiplerinin yani kuşkululardan uzak duranların davranışı böyledir. Onlar bilgiyi Allah rızası için ararlar. Bugün devrimizin alimlerinde ise ne bilgi vardır ne utanma duygusu. Onlar Allah'tan utanmadıkları gibi Allah'ın peygamberinden de utanmazlar. Onlar rakiplerinden bir ayet ya da hadis duyduklarında ona kulak vermez ve dinlemezler. Buna karşın ayeti ya da hadisi okurken onların sözlerine müdahale ederler. Bu durum onların bilgisizliğinden ve şüphelilerden uzak durmak anlamındaki veralarının azlığından kaynaklanır. Allah öylelerinin davranışlarından korusun. Bilmelisin ki gayb adamların yani rical, Allah ehlinin ıstılahında kullanılır ve bu terimle belirtmiş olduğumuz kimseleri kastederler. Onlar bu tabakadır. Bazen bu terim kullanır ve onunla insanların gözlerinden gizlenmiş kimseleri kastederler. Bazen terimi cinlerden salih ve mümin bir grubu anlatmak için kullanırlar. Bazen herhangi bir bilgi ya da maddi rızık almayan, bilakis gaybden rızıklanan bir grubu belirtmek için bu terimi kullanırlar. Onlardan bir grup da 18 kişidir. Onlar Allah'ın emriyle Allah'ın emrinden ortaya çıkarlar. Sayıları hiçbir dönemde artmaz ve eksilmez. Onlar Allah ile gözükür. Allah'ın haklarını yerine getirir. Sebepleri kabul ederler. Alışkanlıkları aşmak onlara göre alışkanlıktır. Okudukları ayet Allah de sonra onları bırak. Ve ben onları açıkça davet ettim ayetleridir. Şeyhimiz Ebu Medyen onlardandı. Arkadaşlarına şöyle derdi. Siz insanlara muvafakat gösteriniz. Onlar ise size muhalefet ederler. Siz onlara Allah'ın size verdiği görünür nimeti gösteriniz. Görünür nimet ile alışkanlıkları aşmak kastedilir. Ayrıca batini nimetleri de gösteriniz. Burada ise marifetleri kastetmektedir.
Çünkü Allah şöyle der: Rabbinin nimetine gelirsek onu zikret. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle der: Nimetleri söylemek bir şükürdür. Şeyhimiz bu makam sahiplerinin diliyle şöyle derdi: Doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Bilakis sadece ona dua edersiniz. Velilerden bu 18 kişi peygamber ve resullerin derecelerindedir. Onlar zahirde ve batında Allah'tan başkasını tanımaz. Bu tabakaya zuhur yani görünme ismi tahsil edildi. Çünkü onlar şehadet aleminde zuhur etmişlerdir. Şehadet aleminde zuhur eden kimse ise hiç kuşkusuz bütün alemlerde zuhur etmiş demektir. Bu nedenle onlar başkalarına göre bu ismi almaya daha layıktır. Sehil bin Abdullah ilk sınıfı teşkil eden gayb adamları hakkında şöyle derdi: Adam dediğin yeryüzünün kör bir noktasında namaz kılıp namazından ayrılırken kendisiyle beraber dağlar miktarınca meleklerin de ayrıldığı ve bunu gören kimsedir. Sehil bin Abdullah'tan bu öyküyü anlatan kişiye şöyle dedim: Adam dediğin yeryüzünün bir noktasında tek başına namaz kılan, namazındaki haliyle ondan ayrılan ve onunla birlikte meleklerden hiçbirinin ayrılmadığı kimsedir. Çünkü melekler onun nereye gittiğini bilemez. Bunlar bize göre gerçekte gayb adamlarıdır. Çünkü onlar onun nezdinde kaybolmuştur. Binaenaleyh gayb adamları zuhurda iki kısımdır. Bir kısmı yüce ruhlardan gizlenen adamlardır. Onlar herhangi bir yaratılmışa değil, sadece Allah'a gözükür. İkinci kısım ise şehadet aleminden gizlenip yüksek alemde görünenlerdir. Öyleyse gayb adamları da zuhur ehlidir. Fakat şehadet aleminde değil. Bilmelisin ki Allah'ın emriyle zuhur eden kimseler varlıklarda Allah'tan başkasını görmez. Onlara göre var olan şeyler hakkın mazharlarıdır. Onlar açık ve aleni kimselerdir. Her tabaka kendi makamına aşıktır ve onu savunur. Bu nedenle makamlar içinde kendi makamının konumunu bilemez ki ondan ayrılabilsin, ayrılabilesin. Ona kendisinden ayrılan bir yabancı gibi baktığında ise onu tanıyabilir. Söz konusu makama girmezden önce ise onu kabaca tanır ve yüce mertebesini görür. Makama girdiğinde ise bu giriş tadarak ve içerek gerçekleşir. Böylece söz konusu makamda bulunmak temyizli perdeler. Girdiği makamdan bir yükseğine çıktığında ise zevkten ona bakar ve makamlar mertebeleri arasında kendi makamının kadrini öğrenir. Bu durumda ise bu şahsın makam hakkında söylediği söz kabul edilir. Çünkü o tecrübeyle konuştuğu gibi makamı görmesi de ayıpken gerçekleşmiştir. Onun bu makam hakkındaki tanıklığı geçerlidir. Nitekim biz Şibli'nin Hallac hakkındaki tanıklığını ve yargısını da kabul ederiz. Halbuki Hallac'ın kendisi ya da Şibli hakkında söylediğini ise kabul etmeyiz. Çünkü Hallac sarhoş, Şibli ayık idi. Onlardan bir grup ise ilahi gücün adamları denilen 8 kişidir. Onların Allah'ın kitabından ayetleri kafirlere karşı şiddetlidirler ayetidir. İlahi isimleri ise Zul Kuvvetil Metin yani güç ve metanet sahibi ismidir. Onlar mahiyeti bakımından varlığı zorunlu zat hakkında bilinmesi gereken bilgi ile ilah olması bakımından bilinmesi gereken bilgiyi birleştirmişlerdir. Onların bilgilerdeki önceliği pek yücedir. Hiçbir kınayıcının kınaması Allah yolunda onları alıkoymaz. Onlar kahır ricali yani adamlarıdır diye isimlendirilebilir. Nefslerdeki himmetler onlara aittir ve bu özellikle isimlendirilirler. Fas şehrinde adı Ebu Abdullah Eddekkak olan onlardan bir adam vardı ve şöyle derdi: Kimseden gizlenmediğim gibi benim yanımda da kimse gizlenmemiştir. Ben de Endülüs şehirlerinde onların bir kısmıyla karşılaştım. Garip bir etkileri vardı ve her manada gariptir. Şeylerimin bir kısmı onlardandı. Bu özellikteki insanlardan 5 kişi her zamanda bulunur. Sayıları artmaz ve eksilmez. Onlar güç bakımından bu 8 kişinin kademi üzerindedir. Fakat onlarda 8 kişiye ait olmayan bir yumuşaklık vardır. Onlar bu makamda peygamberlerin kademi üzerindedir. Allah-u Teala şöyle buyurur: Onlara yumuşak söz söyleyiniz. Başka bir ayette ise Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandım buyurur. Bu insanlar güçlü olmak gereken yerlerde 8 ricalin gücüne sahiptirler. Onlar belirttiğimiz yumuşaklık özelliğine sahip olmakla o ricalden ayrışırlar. Onların bir kısmıyla karşılaştık ve kendilerinden yararlandık. Onlardan birisi de 15 kişidir. Onlar ilahi sevgi ve yumuşaklığın sahipleridir. Allah'ın kitabından ayetleri Süleyman'ın rüzgarını dile getiren ayettir.
onun emriyle akar. Onlar mümin olsun, kafir olsun, Allah'ın kullarına karşı şefkat sahibidir. Onlar yaratıklara varlık ve cömertlik gözüyle bakar. Hüküm ve yargı gözüyle değil. Allah onlardan hiçbirisine yönetme ve yargı gibi dünyevi bir idare görevi vermez. Çünkü onların tecrübe ve makamları yaratıkların işini yerine getirmeyi kaldırmaz. Öyleyse onlar mutlak rahmette hak ile beraberdir. Allah bu rahmet hakkında şöyle der: Rahmetim her şeyi kuşattı. Onlardan bir grup ile karşılaştım ve bu kadem üzerinde kendileriyle yürüdüm. Daha sonra onlardan ayrılıp zikrettiğim 5 kişiye ulaştım. O 5 kişinin makamı kuvvet ile yumuşaklık arasındadır. Böylece onlar iki ucu birleştirdiği gibi bağlama vasıtası haline gelmişlerdir. Onlar dünyevi yönetimi üstlenebilecek gruptur. Bu iki grup güç ricali ve yumuşaklık ricali ise kulların işlerini hiçbir zaman yönetmez. Onlardan hiçbirisi adına bir görev üstlenmezler. Onlardan bir grup her dönemde 4 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Allah'ın kitabından ayetleri Allah gökleri ve yeri yaratandır. Emir onların arasında iner ayetidir. Mülk suresindeki ayetleri ise yeri göğü yaratmıştır. Rahman'ın yarattığında çelişki göremezsin. Onlar heybet ve celal ricalidir. Sanki bir kuş var başlarında. Zulüm korkusu değil, saygı korkusudur bu. Onlar direklere yani evtada yardım edenlerdir. Hallerine baskın olan şey ruhaniliktir. Kalpleri semavidir. Yeryüzünde bilinmezler, gökte ise tanınırlar. Bu 4 kişiden birisi Allah-u Teala'nın sura üflenir, yerlerde ve göklerde bulunan herkes bayılır. Onun dilediği müstesna ayetinde istisna ettiklerindendir. İkincisi ise sonsuz hakkında bilgi sahibidir. Bu yüce bir makamdır. Söz konusu kişi bütünde ayrıntıyı bilir. Bize göre ise onun bilgisinde bir bütünlük yoktur. Üçüncüsü ise yaratmada etkin himmet sahibidir. Fakat ondan hiçbir şey meydana gelmez. Dördüncüden ise şeyler meydana gelir. Fakat onun bu şeyler hakkında bir iradesi olmadığı gibi onlarla ilgili bir himmeti de yoktur. En üst alem onun himmetliğinin mertebesine uygundur. Onlardan birisi de Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbi üzerindedir. Diğeri Şuayb'in, üçüncüsü Salih aleyhisselamın üzerinde, dördüncüsü ise Hud'un kalbi üzerindedir. Onlardan birisine yüce topluluktan Azrail bakarken, diğerine Cebrail, diğerine Mikail, diğerine ise İsrafil bakar. Onlardan birisi Allah'a amanın kendisiyle ilişkisi bakımından ibadet ederken, ikincisi arşın kendisiyle ilişkisi bakımından ibadet eder. Üçüncüsü göğün, dördüncüsü ise yeryüzünün kendisiyle ilişkisi bakımından Allah'a ibadet eder. Bu 4 kişi de bütün alemin ibadetleri toplanmıştır. Onların işleri tuhaf, durumları gariptir. Karşılaştıklarım içerisinde onlar gibisi yoktu. Onlarla Dimeşk şehrinde karşılaştım ve söz konusu kişiler olduklarını anladım. Daha önce Endülüs şehirlerinde de görmüştüm ve benimle bir araya gelmişlerdi. Fakat onların bu makama sahip olduklarını bilmiyordum. Aksine onlar bana göre Allah'ın kullarından idiler. Bunun üzerine onların makamlarını bildirdiği ve hallerini öğrettiği için Allah'a şükrettim.